Evet, merhaba sevgili dostlar. Bu aralar Luferon'da sıkça kullandığım bir sahte olan Pandora Apache. Buna nasıl aksiyon veriyoruz? Ne şekilde aksiyon veriyoruz? Dilim döndüğünce bunu anlatmaya çalışacağım sizlere. Hemen başlamadan ekipmanlarımı söyleyeyim, anlatayım. Major Craft Sol Para 7.23 gram atarlı, 2.74 boyunda bir kamış. Shimano XSense 3000'lik bir makinem. Gosen 1.0P ipim var. 0.33 liderim var. Sahte olarak da Pandora Apache. Şimdi buna nasıl aksiyon veriyoruz? Hep beraber bakalım. Başlamadan kısaca sahteden bahsedeyim. Sahtemiz 10.5 santim boyunda, 19 gram ağırlığında. İçinde atış transfer sistemi var. Şöyle göstereyim. Blok kurşunu var. Atış transfer sistemi var. O yüzden sert havalarda bile çok güzel erime sahip. Atışımızı yapalım. Aksiyonlardan başlayalım. Attık. Çok güzel gitti. Boşluğunu aldıktan sonra birinci aksiyonumuzu VTD şeklinde sarabiliriz. Floating, yani yüzen bir sahte olduğu için suyun yüzeyinden geliyor bu. Bu şekilde VTD aksiyonuyla zikzak çizdirerek, suyun üstünde zikzaklar çizerek, arada bir bata çıka bata çıka, şöyle bilmiyorum görünüyor mu, aksiyon ala ala geliyor. İkinci aksiyonumuz, attık, boşluğunu aldık, şöyle kamışı aşağı indirdik ve düz sarıyoruz. Düz sarımda bu şekilde düz sardığımızda geniş slalomlar çizerek suyun 10 santim 20 santim altından geliyor, subsurface dediğimiz yüzeyin altından gelen bir yem haline dönüşüyor. Şöyle de göstereyim. Şimdi yaklaştığı zaman sahteyi göreceksiniz. Suyun altında gayet güzel slalomlar çize çize geliyor. Hemen üçüncü aksiyonumuzdan bahsedeyim. Attık. Sahte düştü. Boşluğunu aldık. Düz sarmaya başladık. Daha sonra sahte biraz böyle yüke bindikten sonra küçük jerklerle tık 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 sahte kafasını bu şekilde suyun dışına birazcık çıkartır. Ondan sonra yanlara keskin zikzaklar, dönüşler yapar. Sanki böyle artık yaralanmış, can çekişmekte olan bir balık, yem balığı izlenimi verir. Şöyle yaklaşsın. Evet. Görünmüştür umarım. Bu şekilde aksiyonlarınıza yaparak balık kandırabilirsiniz. Evet dostlar, size son bir bilgi daha vermek istiyorum. Şimdi su üstü sahtesini attık. Bu Apache olur, başka bir şey olur, herhangi bir su üstü sahtesi de olur. VTD'ye başladınız, baktınız balık peşinde geliyor, atlıyor alamıyor, atlıyor alamıyor. Ben ne yapıyorum? Yani balık atlasa da atlamasa da bir böyle arada bir 1-2 saniye durduruyorum. Bir 5-6 tur 10 tur sardıktan sonra şöyle bir durduruyorum. Sonra tekrar sanki çırpınıp durdu, sonra tekrar canlanan balık gibi, yem balığı gibi. Şöyle durdurdum, sonra tekrar devam. Durdurdum, sonra tekrar devam. Tekrar göstereyim. Bu şekilde özellikle lüferlerde, lüfer saldırıyor, ıska geçiyor, alamıyor. Böyle durdurduğunuz an balık onu daha basit bir yemmiş gibi algılıyor ve içgüdüsel olarak
ona saldırma hissi gidiyor. Direkt zıplayıp alıyor, atlayıp alıyor. Durdurdum. Devam ettim. Birazcık sardım. Sardım, durdurdum. Devam ettim. Tedavi aksiyonlarını da bu şekilde yaparsanız gayet güzel, başarılı olur. Ben bu şekilde kullanıyorum. Bu söylediklerim %100 doğru, böyle olacak diye bir şey demiyorum ama bu şekilde balık alıyorum. Umarım sizlere de faydası olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Şimdiden hepinize rastgele. Küçük hava. Çok ya. Şöyle bir yapalım. Tabii ya. Yok be İsmet, yok balık falan, yok İsmet. İsmet yok, poşet, poşet da poşet çekiyor. İsmet poşet çekiyor. Gözün kaldı İsmet. Ha.